Merhaba arkadaşlar. SQL sorguları yazmaya devam ediyoruz. Bu bölümde de biraz daha anlamlı sorgular yazabilmek için birkaç sütun daha ekleyeceğim öğrenci tablomuza. Şimdi sıradaki bakacağımız şey GROUP BY kelimesi olacak. Belli bir field'a göre, belli bir attribute'a göre elimizdeki verileri gruplayabiliyoruz. Ayrıca grupladıktan sonra HAVING keyword'unu kullanarak bazı kıstaslar da yine yerleştirebiliyoruz. Aynı aynı zamanda ORDER BY keywordüyle de çeşitli sıralamalar daha doğrusu hani çeşitli değil de hani ya artan ya azalan sıralamaya göre verileri e, dizebiliyoruz. Ama hani bizim elimizde öğrenci e, tablosunun içerisinde çok elverişli şeyler olmadığı için birkaç tane sütun ekleyelim dedim. Çünkü, e, şey, e, öncelikle şöyle bir şey yapalım isterseniz. Çeşitli kulüpler varmış okulda. Böyle bir şey olsun. Hmm, kulüpler için de yeni bir e, tablo oluşturalım. Create dedim. Yeni bir tablo oluşturmak istiyorum. Tablomuzun adı kulüp olsun. Design görünümüne geçerken kaydedip isim verebiliyorum. Kulüp. Kulüp takacağız. Şimdi auto number dedik. ID'miz için K alt çizgi ID adını verelim. Bir de kulübün adına ihtiyacım olacak. K adı diyelim. Ha, hani istersek kulüp başkanı falan gibi şeyler de yapabiliriz ama e, o tarafta çok fazla bir e, bizim için öğrenilecek bir şey kalmadı artık. Yani sınıf kısmında zaten benzer şeyler yaptığımız için benzer bir şey burada da yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum. E, kulüp azı 15 olsun ve aynı zamanda da e, şey istiyorsan required'ı Evet haline getirelim ki yani bu, bunu yapmak, bunu dahil etmek zorunlu halde olsun. Birkaç tane kulüp girmek için de datasheet viva geçiyorum. Önce kaydetmelisin dedi. Tamam kaydettik. Kulüp adları ne kulüpleri vardır? işte birazcık ders adları gibi olacak belki ama matematik olsun mesela işte satranç vesaire. Başka ne vardır? Spor kulübü vardır herhalde. Onun dışında oyun kulübü olsun mesela başka. Bu arada yön oklarıyla işte yukarı aşağı geçerek farklı hücrelere ulaşabiliyoruz. Aşçılık olsun neden olmasın? Başka ne olur? Mesela kulüp, şey itfaiye, itfaiyecilik kulübü de vardır değil mi? İtfaiyecilik nasıl yazılır doğru mu yazdık acaba? Kaydettik. Şimdi her bir öğrenci belli bir kulübe ait olsun. Bunun için yeni bir sütun eklemek istiyorum ama bu işlemi yaparken design view'da olmak daha mantıklı olduğu için bu tarafa geçtim. Öğrencinin hangi kulübe gidiyorsa o kulübün ID'sini tutmamız gerekecek. Şimdi auto number yaptığımız için number yaptıktan sonra long integer olması gerekiyor. Türlerin eşmeş, eşleşmesi eşleşmesi gerektiğini hatırlayacak olursak required mı? Required değil aslında. Her öğrenci bir kulübe gitmek zorunda değil. Onun dışında duplicate'lara izin veriyoruz. Birden fazla öğrenci çünkü bir kulübün içerisinde yer alabilir. Burada yaptığımız işlem yine aradaki relation'ı bir tarafa taşımak. Ne tarafa taşıdık bu durumda? İşte hani ayrı bir relation için ekstra bir tablo yapmadık. Bu öğrenci doğrudan foreign key olarak hangi kulübe gidiyorsa onun kulüp id'sini tutuyor. Kulüp içerisinde de zaten kulüp id'si artı kulüp adı var. Yani doğrudan aslında entity'den entity'ye gidiyor gibi gözüküyoruz buradan baktığımız zaman. Yer diyagramında bunu çizerken yine bir araya bir relation ekleyeceğiz. Çünkü hani aslında arada bir relation var. Onun üzerinden tanımlıyoruz ama tablolara taşırken o relation'ı entity ile entity'nin tablosuyla birleştirmemiz mümkün olduğu için öyle yaptık. Biraz daha işleri basitleştirmiş olduk. Hani çok fazla tablo sahibi olmak işleri karıştırabilir diye. Tablomuzu kaydetmemiz gerekti. Bu tarafa geldik. Ha, buraya işte gidip de rastgele sayılar yazmaya başlamadan önce Aradaki relation oluşturmam gerekiyor. Yani var olan kulüpleri yazayım. Ben buraya gidip de yanlış Var olmayan kulüplerin idsini yazamayayım diye Database tools'tan relationships'e geldik Show table diyorum. Sağa tıklayıp hangi tabloyu eklemek istiyoruz. Eklemek istediğim tablo Yeni yazmış olduğum kulüp tablosu Onu ekledik Hatta yanlışlıkla iki defa ekledim. Bir tanesini sağ tıklayıp hide table diyorum veya tıklayıp delete'e de basabilirdim. Şimdi bu ilişkide baktığımız zaman parent gibi davranan taraf. Entity'nin kendisinin olduğu taraf kulüp. Hani parent kulüp o yüzden. Burada bak şöyle bir şey ipucu olabilir. O attribute'un tek başına primary key olduğu bir taraf varsa parent'ımız orasıdır diyebiliriz. Her relation'larda birden fazla şey, ikisi birlikte primary key olur. Mesela bu gibi durumlarda biraz daha farklı düşüneceğiz tabi. Hani arada bir relation tutuyorsak zaten entity'den relation'a diye düşünelim. Parent'dan child'a. Ama öğrenci ve kulüp ikisi de entity gibi duruyor. Çünkü relation'ı bir tarafa biz aslında ekledik. Hani bu durumda relation'ı öğrenci tablosunun içine tıkıştırdık gibi düşünebiliriz. Ve kulüp tarafı aslında şu an oluşturacağımız relation için parent rolünü üstleniyor. Yani var olan kulüpleri öğrenciye ekleyeceğiz. Nerede başta var olmaları gerekiyorsa orası parent tarafı. O yüzden kulüpten sürükleyerek kulübün k id'sine sürükleyip öğrencinin o kulüp id'sine bıraktım. Enforce ve Cascade'leri zaten e, istiyorduk. Burada kontrol ettik taraflarımız doğru. Create dediğimiz zaman... Oluşturamıyoruz. Neden? Elbette tablomuz açık olduğu için e, tablolarımızı kapatmamız gerekiyor aradaki e, relation'ı kilitlemeden önce. Neden? Çünkü tablolar açık olduğu takdirde onlar kullanımda olarak varsayıyor ve kullanımdaysa tablo içindeki bazı şeyler değişebilir. E, bazı şeyler değişebilirse de e, buradaki e, integration ve cascade operasyonlarını yapamayız veya yapsak bile garantisini veremeyiz. Aynı anda başka veriler ekleniyor olabilir tablomuza. Yani öyle bir yaklaşımı var aksesin. Tamam relation'ımızı oluşturduk. Ctrl S dedik kaydettik. Şimdi öğrenci tablosuna gidip öğrencilere kulüpler eklemek istiyorum. İşte Ali buraya gitsin. Veli şuraya gitsin falan bazı öğrenciler aynı kulüplere gitsin bazıları farklı kulüplere gitsin demiş olduk. Yine bir tane daha örnekte kullanacağım için öğrencileri Design ve geldim. Bir tane de öğrenci bursu olsun. Burs. Bursumuz bir e, number, sayı olarak ifade edelim. Long integer mi? Integer yeterli olur. Herhalde bizim öğrencilerin bursu için demişlerdir. O kadar yüksek meblalar vermedikleri için. Required mi? Hayır, herkese vermeyeceğiz. Ama validation rule belki işte pozitif olmalı falan gibi bir şey koymak istersek... ...buradaki üç noktaya da tıkladığımızda ne gibi şeyler kullanabildiğimiz hakkında bir yardım alabiliyorduk. İlgilendiğimiz field o burs field yani bu field'ın kendisi. Peki buradaki veri ne olmalı? İşte büyüktür sıfır olmalı diyebiliriz bak. Veya büyük eşittir sıfır olmalı daha anlamlı olabilir. Belki de sıfır burs diye falan yazmamız gerekebilir. Hani required olmadığı için yazmadığımız takdirde çıkartabiliyorduk da kaydetmeye çalışırken Integrity Rules Change diyor. Neden? Validation Rule ekledik. Ama var olan data için hani bunun ee, kesin doğru olacağını garanti edemem diyor. E, haliyle tamam dedik. Biz de datasheet view'e geldiğimiz zaman mesela burs, bazı öğrencilere burs veriyoruz diyelim. 11 de çok garip bir rakam 15 diyelim mesela. Herkese vermek zorunda değiliz. Ama verdiğimiz kişilerin bursu pozitif bir sayı olmalı. Mesela eksi 2 giremiyorum. 20 yazdık diyelim. Biraz da aslında yapacağım şey için daha anlamlı olması açısından herkese biraz burs veriyor olalım. Tamam bu kadar yeterli. Şimdi şöyle bir şey yapmak istiyorum. Öğrencileri gittikleri kulüplere göre gruplamak istiyorum. Hani hangi kulübe? Hangi öğrenciler gidiyor onu görelim. Şimdi bu tarafa da gelecek olursam buradaki örnekte Employee'ler var işte çalışanlar belli günlerde çalışıyorlar. Ve buradaki e, yaptığımız işlem de şu. İşçileri işçi numarasına göre grupluyorlar ama hangi tabloda? Duty Allocation diye bir tane table var. Yani işçiler bir e, görev kaydı, bir iş kaydı yaptıkça duty allocation table'ına ekleniyorlar. Yani bir işçi duty allocation table'ında birden fazla defa geçiyor. O yüzden burada employee no'lara göre gruplamış oluyorlar. Bizim tarafımızdan baktığımız zaman şöyle düşünebiliriz. Kulüplere giden öğrencilerin toplam bursları ile ilgileniyoruz diyelim. Ve hani bu toplam bursları bir şekilde görmek istedik. Hani böyle bir durum belki e, yapacağımız yapacağımız grup by içeren SQL kodu için daha anlamlı olabilir. Şimdi ne istiyoruz? Sadece öğrenci table'ında bizim işimiz. Select diyelim. Neyi select edelim? Şimdilik yıldız olsun. Hani orayı henüz düşünmemiş olalım. Hangi tabloyla ilgileniyoruz? Öğrenci tablosuyla ilgileniyoruz. Bu tarafa baktığımız zaman group by, group by kelimelerin arasında bir boşluk var. Belli bir sütuna göre gruplama imkanı tan tanıyor bize. Şimdi şöyle diyelim. Group by bir şeye göre gruplayacağız. Gruplamak istediğimiz şey de aslında az önce eklemiş olduğumuz e, öğrencinin kulüp ID'sini içeren satır. Tekrar bir kontrol edelim. O kulüp ID dediğimiz satıra göre gruplamak istiyoruz. Şimdilik hani elimizdekiler sadece bunlar olsun bir deneyelim bakalım. E, create dedim yeni bir query oluşturacağım. Query design diyorum. Query'de e, bu QBE adı verilen query by example'ı kullanmayacak olduğum için bu tarafı kapadım. Tabloları getirmiyorum yani SQL view dedim. Buradaki veriyi sildim. Notepad kullanmamın amacı da tekrar hatırlatacak olursam daha büyük gözüksün diye küçük ekranlarda izliyorsanız. Çünkü e, burada büyütmemiz olası değil maalesef. O biraz garip bir şey. Şimdi çalıştırmaya çalıştığımızda Cannot group on fields selected with yıldız demiş. E, şuraya geri dönecek olursak burada bakıyoruz örnekte aslında neye göre grupluyorsa select'te seçtiğimiz sütunlar onlar. Biz buraya yıldız yerleştirmeye çalıştığımızda bir sıkıntı oluyor. Bunun sebebi de aslında biraz aşağıda açıklanıyor. Şöyle indiğimiz zaman group by ve aggregate function'larla ilgili önemli bir husus demişler falan. Bir bakalım isterseniz beraber. Group by için ne diyor? Select dedikten sonra aslında bir tane attribute'ları sıralıyoruz değil mi? Attribute list 1 demiş yani arka arkaya virgülle attribute'ları sıraladık. Group by'dan sonra da yine bazı attribute'ları sıraladığımızı düşünün. Bizim durumumuzda ikisi de tek bir kelime de içerebilir, tek bir attribute da içerebilir. Attribute list 1'in ikinci listenin alt kümesi olması gerekiyor. Hani böyle bir şart var. Every attribute that appears in the select clause must also appear in grouping list. Şimdi grupladığınız listede olanlar ya da şöyle öbür taraftan okursak select ettiklerimizin Hepsi aynı zamanda grup ettiklerimizin içerisinde yer almalı. Bu hani önemli bir şey. Hani bu şartı sağlamayan query'ler çalışmayacaktır. Ve hani sınavda vesaire de çalışmayacak bir query yazdığınız takdirde hani oradan puan eksiliyor olur. Olur herhalde öyledir. Şimdi şöyle yapalım. Yukarıda select'in yanına yazdığımız şeyler Grup ban yanına yazdığımız şeylerin alt kümesi olması gerekiyor dedik. Bu durumda selectin yanına yıldız yazamayız. Çünkü sadece o kulüp ID'miz var. Sadece o kulüp ID'ye göre grupluyoruz. O zaman burada geçerli bir şey sadece o kulüp ID'leri select etmek olabilir. Mesela bu şekliyle çalıştıralım. Tamam burada e, syntax hatası olarak algıladı bunu. Daha doğrusu hani e, alt kümesi olmadığı için tam şartımızı sağlamıyorsun dedi bu haliyle. Çalıştırdığımız zaman çalışıyor ama tam olarak istediğimiz şey mi? Ona bakalım. Kulüp ID'lere göre gruplayıp kulüp ID'leri gösterdi. Şimdi öğrenci table'ına bakıyorum. Kulüp ID'ler birden fazla defa geçebiliyor. Kulüp ID'lere göre grupladığımız zaman her bir kulüp ID'si bir defa geçiyor olacak. Hani bu sadece her bir tekrarın bir defa geçmesini sağlamak için kullanılan bir yöntem değil. Yani onun için birazdan da bakacak olduğumuz select distinct var. Select distinct diyerek tekrarları aradan çıkartabiliriz. Mesela şurada bir örnek var. Select distinct city from employee demiş. Hani bizim çalışanlarımız hangi şehirlerde yaşıyor onu merak ettik. Ama işte 10 tanesi Ankara'da yaşıyorsa Ankara 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 diye görmek istemiyoruz. Bu gibi durumlarda distinct diyerek tekrarları eleyebiliriz. Ama e, şu an grup bayla yapmak istediğimiz şey biraz daha farklı bir şey. Hani grup bayla tekrarları gidermek değil amacımız aslında. E, ama istediğimiz şeye ulaşmak için o zaman ne yapmamız gerekecek? Ee, şöyle bakacak olursak. Neredeydi? Şöyle, aşağı yukarı aşağı yukarı. Selekt etmek istediğimiz şeyler grupladıklarımızın alt kümesi olacak hale getirmeliyiz. Yani grup by dedikten sonra sadece kulüp id'sine göre değil de şunlara göre de grupla demek istiyor olacağız. Şimdi bu tarafa geri dönelim o zaman. Mesela başka neye göre gruplamak isteyebiliriz? Grup yanına eklemek için. Hani denemek olsun diye şöyle bir şey yapalım. Öğrencinin id'sine göre. Hatta şey diyelim. Öğrencinin adına göre gruplama yaptık diyelim. Hani grup by'dan sonra kulüp id aynı zamanda da öğrenci adı. Neden? Çünkü ben öğrenci adlarını göstermek istiyorum diye düşündük. Mesela bu halde e, alalım. SQL view'a geçelim. Bu tarafa yapıştırıp çalıştıralım. Elimize ne geçti? Elimize geçen şey kulüp id'si Yanında da öğrencinin adı. Tam olarak istediğimiz şey mi? Çok da değil. Burada hani e, bu tarz bir şey isteseydik zaten sadece öğrenciyle gittiği kulübü göster bana dememiz yeterli olacaktı. Yani ne için kullanmayız onları biraz yapıyor oluruz şu an. Ha ama şöyle bir şey eklemek isteseydik, having count. Mesela bu gibi durumlarda e, grup bayı kullanmamız gerekiyor. Having ile beraber bir tane kıstas ekliyoruz. Tamam grupladık. Her grubun içerdiği eleman sayısı şundan büyük olanları bana göster demek isteseydik böyle bir şey yapabilirdik. Bu arada order order by şunu deneyelim bir dakika. Durun grup by'ı e, şimdilik e, bir hani, beklemeye aldık. Order by grup by içermek zorunda olmaması lazım deneyelim. Order by dediğimiz zaman bir şeyi bir şeye göre sıralayabiliyor olmamız lazım. Her şeyi getir öğrenci dediğimiz ee, tablodan ve buradaki verileri öğrenci adına göre sırala dedik mesela. Bakalım çalışacak mı bundan bir denememiz gerek önceden denemedim. Run dediğimiz zaman gördüğünüz gibi sonuçlar o ID'ye göre sıralanmış değil öğrenci adına göre sıralanmış. Bunu yine e, görsel editörde de yapabiliyorduk sıralama işlemini. Buradaki having count, pardon buradaki order by herhangi bir queryde kullanılabilen bir keyword ama buradaki having count group by'de anlam kazanıyor. Mesela şöyle diyelim, hani having counttan sonra yıldız falan gelmiş onlara şimdilik çok takmayalım ama bütün e, attribute'ları dahil et anlamına geliyor biraz. Bunu aldık mesela bu tarafa e, SQL görünümüne geçtik diyelim çalıştırıyoruz. Bu durumda nasıl bir hata veriyor? You try to execute a query that does not include the specified expression or ID. içermeyen, aggregate function'ın e, içeriği olarak OID bulunmayan bir query yazdınız diyor. Yani belki de çok anlamlı bir hata mesajı değil. Ama bir aggregate function kullanıyorsak burada e, having'den sonra bu durumda count dediğimiz şey kaç tane satır olduğunu bize söyleyen bir durum. ...having'li keywordleri word'leri group by ile beraber kullanmamız gerekiyor. Aslında belki yanlış yönden mi başladık, hani ne yapmamamız gerekiyor, ne için değil, ne değil biraz onlardan bahsettik gibi oldu ama buradaki örnek belki bu durumda daha güzel bir örnekti. Burada ne var? Şimdi bazı... Burada mesela, tamam bunun üzerinden gidelim isterseniz öncelikle. Elimizde şöyle bir şey var. Duty Allocation Table şuna benziyor. Posting No, Employee No, Day ve Shift var. Şimdi Posting No ıı, hangi işte çalışıyor gibi bir şey. Employee No o ıı, çalışan kişinin ID'si hangi gün çalıştı ve hani Shift kaç saat çalıştı gibi bir veri içeriyor gibi düşünelim. Yani görev 10, 10 ID'sine sahip görev için 44 numaralı Employee şu günde bir saat çalışmış gibi okuyabileceğimiz bir tablo aynı iş için birden fazla işçi de çalışabiliyor. Aynı iş için aynı işçi farklı günlerde de çalışabiliyor. Hani farklı saatlerde çalışabiliyor zaten. Böyle bir tablo üzerinden bir selection yapılmış mesela örnekte. Ne yapılmış peki? Shift'in 3 olduğu satırlar demiş. Shift'in 3 olması gerekiyor öncelikle. Ama burada tabi e, tabii işlem sırası aslında biraz ön plana çıkıyor. Burada query olarak bahsettiği şey ne demiş bakalım. Find the employee no for each employee who had assigned more than one duty for shift 3 demiş. Ee, ha pardon shift shift de böyle görev id'si gibi bir şey o zaman tamam. Birden fazla defa bu işe atanmış olan işçileri bulmaya çalışıyoruz. O yüzden count'un birden fazla olmasını e, öne sürmüşüz. Ve bu işçileri grupluyoruz. Employee no'ya göre. Employee no'ya göre grupladığımız takdirde aslında elimizde o employee artı o employee o employee'ye ait olan diğer veriler geçiyor olacak. Mesela employee no 57'yi düşünelim. 57 birden fazla defa burada e geçtiği için 57 ile birlikte diğer farklı attribute'lar da gruplanmış oluyorlar aslında. Aşağıda bu yukarıda yazılmış olan select statement'ın nasıl işlendiğine dair biraz iç, içerideki olanlardan bahsetmiş. From'dan sonra bu halde izlemiş. From tamam hangi tabloysa o tabloyu aldık. O tablonun tamamı elimizde var. Ver şartı shift'in 3 olmasını gerektiriyordu. Shift'in 3 olduğu satırlar kaldı demiş arkasından. Üçüncüye bakıyoruz. Üçüncü satırda group by'dan sonra demiş. Yukarıda bakacak olursak tekrar. Neye göre grupluyoruz? Employee no'ya göre grupluyoruz no'ya göre gruplarsak elimizde işte 57 var, 39 ve 8 var. Yani burada doğrudan bu şekilde bize göstermiyor olsa bile arka planda aslında gruplar bu verileri içeriyor demiş. Nasıl veriler içeriyor? 57'den 2 tane geçiyordu. 57 numaralı employee 2 relation'ında da 20'ye bağlanmış. İkisinde de 20'de. O yüzden 20'ler tekrar etmiyor, 57 tekrar etmiyor. Fakat iki entity'nin, iki satırın daha doğrusu günleri farklı, günler farklı olduğu için farklı günler burada grup halinde e, duruyor şeklinde göstermiş. Having'de de count'un birden fazla olmasını gerektiriyordu. Şimdi buradaki satırlarımız her biri bir grup oluşturuyor aslında bu durumda. Birden fazla defa geçenlere indirgediğimizde bu hale geliyor order by da içeriyordu. Order by employee no diyordu. Employee numarasına göre order yapıyor, sıralıyor. Select'ten sonra da sadece employee no kalıyor. Çünkü select'in yanına yazdığımız şey employee no'ydu. Yani aslında belki biz şu aşamadaki şeyleri bazen görmek istediğimizi düşünebiliriz. Ama group by bunu doğrudan yapmıyor. Group by yaptıktan sonra biz e, ekstra bir tane join yaparak belki istediğimiz şeylere ulaşabiliriz. Hani biz bu employee'lerin hangi günlerde çalıştıklarını bulmak istiyorsak ne yapacağız? Employee no bulduktan sonra bu sefer tekrar bir önceki asıl tabloya gidip orada bir join yapmamız gerekecek hangi günlerde çalıştıklarını görmek adına. Şimdi bizim tarafımıza dönelim. Bizim tarafımızda belki çok benzer bir örnek yapamayacağız ama hmm, şöyle düşünebiliriz belki. Demin kulüp kulüp ID'lere göre gruplamıştık. Şimdi kulüp ID'lerin yanına gruplamak için bir şey daha eklediğimiz zaman o verilerin de eşleşiyor olmaları gerekiyor. Mesela şöyle bir şey belki biraz daha mantıklı olabilir. Sınıf ID'si ve kulüp ID'sine göre gruplayabiliriz. Bu durumda mesela aynı sınıfa gidenlerden aynı kulübe gidenler varsa onlar gruplanmış olacak. Ve hani burada birden fazla kez geçmiyor olacak. Şimdi hani burada e, baktığımız zaman aslında group by'da bizi en çok kısıtlayan şey select'in yanına yazdığımız attribute'ların bayın yanına yazılan attribute'ların bir alt kümesi olmak zorunda olması hani bizi en çok sınırlayan şey burada bu. Ama mesela having count'la beraber vesaire kullanacaksak aslında burada e, daha işlevsel bir şey e, görebiliriz bizim örneğimizde de. Biz hani şunu niye kullanamadık? Select yıldız from öğrenci having count büyüktür bir kullanamama sebebimiz burada gruplar olması, olmamasıydı. Grupları dahil edersek grup by dedik. Neye göre gruplamak istiyoruz? Şimdi bizde hani daha anlamlı olan öğrenci kulüp id'siydi. Veya sınıfa göre de gruplayabiliriz. Bu şekilde yaptığımız zaman mesela şurada hatta büyüktür 0 dersek her şey gelecek zaten. O zaman having count e, büyüktür bir şey demenin anlamı olmayacak ama büyüktür 1 dersek bir defa bir öğrenci e, değil de birden fazla öğrenci içeren kulüplerin id'lerini bulmuş olacağız. Böyle bir sorguyla. Şimdi az önceki sorgumuza gidiyorum. SQL görünümünde e, yeni şeyleri yapıştırdım. Cannot group on fields selected with yıldız diyor. Şeyi değiştirmeyi unuttum çünkü yukarıda Select Yıldız dedik. Her şeyi getir. Her şeyi getiremeyeceğiz bu durumda. Peki bu durumda neyi getirebileceğiz? Kulüp ID'yi getirebileceğiz. Çünkü hani bunun alt kümesi olan bir şeyler yazmalıyım yukarıya. Eskilerini sildik. Yenisini yapıştırdık. Çalıştırdık. O kulüp ID'yi bulamadığı için bir parametre olarak düşündü ve benden istiyor. Neden? O kulüp ID'yi yanlış yazdık herhalde. Öğrenci tarafına gidiyorum. O alt çizgi kulup, kulup. Tamam burada kulüp. Club diye yazmışız. Ee, U'ları yazıyorum. Ha, az önceki durumda da devam edemez miydik? artık Run dedim. Hani ikisinde de kulup yazdığım için. Ee, peki bu bir parametre madem bunun sayısı ne diye bize soruyor. Tabi buraya bir sayı yazdığımız takdirde query'nin devamı düzgün çalışmayacak. Orada bir sıkıntı olacak. Bir yazarsam bir geldi. Hani o kulüp id'lere göre tamam grupladı ama yazdığım o kulüp ID bir tane bir şey o da bir. O yüzden hani e, beklediğimiz şekilde çalışmayacak elbette. E, burada aralara kulüplerin U'sunu ekledikten sonra çalıştırıyorum. Bu durumda elimize 1 ve 4 geçti. Bu ne anlama geliyor? Kulüplerden e, her bir kulübü kulüp ID'sine göre grupladık. Mesela bu durumda kulüp ID'si 1'e sahip olan kulübün grubunda 3 tane entry var. Kulüp ID 2'nin bir entry var. Kulüp ID 3'ün bir tane var. 4'ün 2 tane var. 5'in bir tane var. Bu gruplardan içerdiği sayı miktar birden fazla olanları aldık. Bu durumda 3 tane entry sahibi olan 1 ve 2 tane entry sahibi olan 4 ee, return edilmiş oldu. Bizim elimize geçmiş oldu. Şunu da düzeltelim de buradan değiştirirken sorun yaşamayalım. Şimdi selektin Select'in yanına yazdıklarımız, Group bayın yanına yazdıklarımızın bir alt kümesi olacaktı. Bu şu anlama geliyor yani. Buraya bir tane daha bir şey yazabilirim. Ama ben sadece Select ettiklerimi göstereyim. Onu deneyelim. Aynı zamanda öğrenci sınıf ID'sine göre grupla diyebilirim. Bu durumda mesela sonuçların e, bakayım biraz değişmesini bekliyorum. Evet. Query'e geri döndük. SQL View. Bunu sildim. Yenisini yapıştırıp run dedim. Bu durumda sadece 1 geldi. Hani bu az önceki 1 değil gerçi. Yani o onunla karışmasın. Bu ne anlama geliyor peki? Yazdığımız query. Yazdığımız query'de şöyle bir şey var. Öğrencileri kulüp ID'lerine ve sınıf ID'lerine göre grupla. Yani aynı sınıfa ve aynı kulübe giden öğrenciler bir grup oluştursun. Böyle gruplar oluşturduktan sonra bu gruplardan Birden fazla üye sahibi olanları e, göster bana dedik. Bu şartı sağlayanların da kulüp ID'sini gösterdik. Yani aynı sınıfta birden fazla üyesi olan kulüp ID'lerini görüyoruz. O da bir numaralı kulüp, kulüp, kulüp. <laughs> Çünkü e, sınıf ID'si bir olan ve bir numaralı kulübe giden iki tane üye var. Hani buradaki e, iki numaralı sınıfta. Bir numaralı kulübe giden kişi ayrı bir grupta kalmış oluyor. Yani bu ikisine göre de gruplamış olduk. En son da kulüp ID'lerini göstermiş olduk. Aynı zamanda sınıf ID'lerini de gösterebilirdik. Ama ilgilendiğimiz şey sadece sınıf şey sadece kulüp ID'leri ise az önceki gibi bir query daha mantıklı olacaktır. Şimdi çalıştırdık. Tamam 1 geldi. Yanında da sınıf ID'si 1. Bu ne anlama geliyor? Birden fazla üye sahibi olan kulübümüz 1. Ve bu durumun gerçekleştiği sınıfta yine ID'si 1 olan sınıf anlamına geliyor. Peki buradan sonra neler yapabiliriz? Mesela burada şu tarz şeyler aslında e, olabilir. Ne tarz şeyler? Bakalım. Hmm. Yani hani burada ID'yi bulduktan sonra bunu başka bir tane şeyde kullanabiliriz. <laughs> Başka bir query'nin içerisinde vesaire kullanabiliriz. Hani şeyi de düşünüyorum bir yandan. Bu labın sınırlarının dışına taşmış olacağız biraz onu yaparsak. Normalde hani burada set operasyonlarıyla devam etmek daha mantıklı görülmüş. Aggregate function'larla ilgili. Burada aggregate function diye bahsedilenler count gibi fonksiyonlar. Akses üzerinden kullanılabilen. Mesela maximum Maksimumu bulmak için max ifadesi var. Bunlarla ilgili de e, ufak değişiklikler, daha doğrusu ufak e, noktalar var. Onlardan bahsediyor. Grup bağ ile ilgili isterseniz, grup bağ ile ilgili buradan daha fazla devam etmeden önce şunlardan bahsedelim. E, bu tarafı da e, yaptıktan sonra biraz aslında daha anlamlı örnekler yapabileceğiz çünkü distinct kelimesini kullanarak birbirinden farklı veriler elde edebiliyoruz. Bu mesela ne gibi durumlarda işe yarıyor? İşte öğrencilerin kaldığı şehirleri de yazıyor olsaydık o şehirleri tekrar tekrar görmemek adına distinct dediğimiz takdirde tekrarsız olarak görebilecektik. Veya mesela burada ne olabilir? Burada bizim için çok da distinctin anlam kazanacağı bir yer olmasa da mesela o sınıf ID'lerinden yapalım isterseniz basit bir şey olsun. Şöyle yazalım. Select neyi seçmek istiyorum? O sınıf e, ID'sini hangi sınıflar diye var diye merak ettim diyelim ama e, sınıf table'ım yok diyelim. Hani çok spesifik bir durum ama e, from dedik. Öğrenci tablosundan bir şekilde hangi sınıf ID'leri bizim öğrencilerimize atanmış onu bulmaya çalışıyorum. E, sonra eğer distinct kelimesini kullanırsak tekrarsız seçer. Şimdi öncelikle bu haliyle çalıştıralım. Query'ye geldim. Değiştirdim, çalıştırdım. Sınıfları görüyorum. Öğrencilerimizin gittiği sınıflar ama tekrar tekrar yazıyor. Hani birinci, ikinci ve üçüncü numaralı öğrenciler sınıf ID 1'e sahip olduğu için onları tekrar tekrar görüyorum. Hani tekrar tekrar görmemek için distinct, distinct distinct. Doğru mu yazdık acaba? Deneyelim. Distinct kelimesini kullanarak tekrarları eleyebilmem lazım. Bu durumda mesela sadece 1, 2, 3 geri döndü. İstatistiksel fonksiyonlardan bahsetmiş. Count, min, max, sum, average vesaire gibi. Bunların kullanımı biraz daha farklı. Bunları select etmemiz gerekiyor. Selectten sonra yazmamız gerekiyor bu fonksiyonları. Mesela kaç tane öğrencimiz var diye bulmak isteseydik Yapmak istediğimiz şey aslında tek bir sayıyı bulmak oluyor. Yani kaç tane öğrencimiz var sorgusunun sonucu birden fazla satır değil aslında. Kaç tane öğrencimiz var sorusunun sonucu tek bir tane rakam. O yüzden select ettiğimiz şey mesela burada hani e, öğrenci adı gibi bir şeyler değil. Select ettiğimiz, ekrana yansıttığımız, projection yaptığımız şey count fonksiyonunun sonucu satırları count eder, satırları sayar. Buraya yıldız koyduğumuz takdirde de e, o satırda herhangi bir attribute'u olan entry'leri ele alır. Yani o satırda diyelim ki hani burs miktarı yazmıyor olsaydı ve biz bursa göre sayıyor olsaydık, bursların e, kaç tane öğrenci burs alıyorsa, kaç tane öğrencinin bursu null değilse onları sayacaktı. Ama buraya yıldız koyduğumuz takdirde her bir satırı sayacak. Orada bir satır varsa onu say demek oluyor. Peki nereden? Hangi tablodan? Mesela öğrenci tablosundaki satırları saymak istedik. Bazen ihtiyacımız olacak mesela. Çalıştırdığımız zaman tek bir rakam görüyorum. İşte bir expression karşılığı da 8. Hani burada birden fazla satır görmüyorum functionları kullandığım zaman. Mesela minimum, maksimum da var. Tabii minimum, maksimumu kullanacaksa, e, SQL'e geri dönelim. Minimum yıldız gibi bir şey demek pek mantıklı olmayacak. Böyle yazalım ve hatayı alalım. Missing operator. Hani minimumdan sonra yıldız yazdık, e, bunu pek kabul etmedi. Missing operator belki hani e, çok anlamlı bir e, hata mesajıma emin değilim. Ama neyin minimumunu almak istiyoruz? Ona ihtiyacımız var. Mesela neyin minimumu var bizde? Bizde e, işte öğrencinin bursunun minimumu olabilir mesela. Bu şekilde e, aldık diyelim çalıştırdık. Bu durumda e, girdilerden var olan sayılardan minimumunu buldu. Hani e, burs sahibi olmayanlar da var ama var olan bursları karşılaştırıyor. Bursun nal olup olmamasına bakmıyor buradaki yazmış olduğumuz minimum fonksiyonu. Doğum tarihi için de kullanabiliriz. Yapalım. Öğrencinin Doğum Tarihi minimumu Olsun bakalım. SQL görünümüne geri geldik. Bunu yapıştırdık. Minimum olduğu takdirde tabii en erken doğan öğrenci oluyor. En erken Bu yılda Doğmuş öğrenciler. Sum Toplam buluyor mesela. Yapalım neyin samı mesela bursların öğrenci burslarının samı olabilir. Ne kadar burs veriyoruz diye merak ettik böyle bir e, query işimizi görebilir. Run dedik, e, cevabını görüyoruz. Şimdi what is the highest pay rate demiş. Max'ı e, bizim yaptığımız benzer bir şekilde kullanmış. Bazı fonksiyonlar mesela variance varmış. Hani varyansı buluyor vesaire. Average'e benzer şekilde bu kullanılır demiş. E, belli bir sütun gerektiriyor bu bazı fonksiyonlarımız. Hani burada aslında asıl mesaj Çok güzel iletmemiş olsa da sum, average, deviation, variance gibi fonksiyonlar bir tane sütunun adına göre yaparlar bu işlemi diyor. Ama count, min ve max Hmm, pardon. Burada başka şey diyor. Burada şunlar sayısal değerlere diğerleri alfanümerik ve sayısal değerlere atanabilir demiş. Yani e, sıraladığımız zaman en tepede hangi isim var diye merak ediyorsak şöyle bir şey yapabiliriz. Minimumu bul. Neye göre minimum? Öğrenci adına göre minimum bul e, dememiz mümkün. Bunu alırsak query'e minimum Ali mesela en önde. Alfabetik sıraya göre en önde Ali yer aldığı için böyle bir sonuç gördük. Şöyle şeyler merak edilebilir mesela hani adına ve soyadına göre yapabiliyor muyuz? Nasıl bir hata alıyoruz bu durumda onu görelim. Hani bazı şeylerde hata mesajlarını almak için denemek de iyi bir şey aslında. Wrong number of arguments. Hani buradaki min dediğimiz şey aslında bir fonksiyon. Ve bu fonksiyon iki tane değişken almıyor. Bir tane değişken alıyor. O yüzden de beklendiği üzere Hani hatalı bir e, kullanım sayılıyor bu. Hani fonksiyonun içerisinde tek bir şey yazmamız gerektiği için böyle bir hata alıyoruz bu durumda. Şimdi şuraya geri dönecek olursak set operatörlerden bahsedelim isterseniz küme işlemleri yapabiliyoruz e, farklı queryler arasında. Bu durumda mesela select from where gibi e, keywordlerden oluşan bir grup oluyor. Ondan sonra kullanabileceğimiz küme işlemleri and or not in veya union bunları kullandıktan sonra da yine select from ver gibi ifadeler içeren ikinci bir e, query yazıyoruz. Tek bir tane noktalı virgül en sonda var. O önemli. E, onun dışında Access 2010'da kesişim ve fark operasyonları olmuyor. Hani bununla ilgili bir e, mesajımız var burada. E, yeni versiyonlarda emin değilim belki oluyor olabilir. ...ama diğer Operator'ları kullanarak bunları simüle edebiliriz... ...şeklinde bir e, mesaj da mevcut. Burada mesela kullanalım bir tanesini. Şöyle bir query yapalım. Select dedim. Nereden seçmek istiyorum? E, hadi şeyden seçelim. From'dan sonra yazıyoruz tabii onu. Öğrenci tablosundan yine seçelim. <laughs> Sanki çok tablomuz varmış gibi. E, neyi seçmek istiyorum? Neyle ilgileniyorum? Diyelim ki öğrenci adını ve öğrenci soyadını göstermek istiyorum. Peki hangi kıstası sağlayanları e, göstermek istiyorum? Burada şöyle bir şey yapalım. Verden sonra birinci sınıfa giden öğrencileri bulmak istediğimi düşüneyim. Öğrenci sınıf id'si eşittir. Bir olanları bulmak istiyorum. Bu mesela daha önceden yapmış olduğumuz bir query'ydi. Bunu alıp çalıştıralım. Sonucunu görelim. Birinci sınıfa giden öğrencilerimiz Ali Veli Ayşe şeklinde. Ardından bir tane daha query ile bunu birleştirmek istediğimi düşünelim. İki tane listeyi or işlemiyle birleştireceğim. Şimdi bir bu küme var. Bir tane de şu küme olacak. Öbür kümede şöyle bir şey yapacağım. Üsttekilerden kopyalıyorum. Birazdan daha farklı bir şey de deneyeceğiz. Ama select ettiğim şeyler uyuşmalı diye biliyorum. Çünkü işte e, relational algebra tarafından da düşünürsek orada da bir şeyleri eğer e, set operation'la birleştiriyorsak, kesişimini alıyorsak vesaire projection'larının attribute'larının eşleşmesi lazım. Yani eşleşmeyen bir örnekte deneyeceğiz ama şimdilik aynı şeyleri select ediyorum. Aynı tablolardan select ediyorum. Şu an. Fakat ver kondisyonumu değiştireceğim. Öğrencilerden birinci sınıfa gidenler veya öğrencilerden e, kulüp ID'si 4 olanlar. Hani ya yukarıdakiler ya aşağıdakiler şeklinde bir query'm var. İkisini de dahil etmek için SQL View'a geldim. Burada silip yerine yerleştirdim. Run diyorum. Nasıl bir hata aldık? O sınıf ID eşittir bir. Burada bir sintaks hatası dedi. Şimdi şöyle yapalım acaba. Or kullanabilirsiniz dedi ama burada union dememiz gerekiyordu. Ben şu, şu or'a birazcık şey yaptım da o or'a gittim. Burada or değil de doğrusu küme operasyonunun adı union. çalıştırdık ikisinin birleşimini görüyoruz yani or burada or yazmış da burada şey demeye çalışmış herhalde and or not in gibi şeyleri bunları verden sonra kullanıyoruz verin satırına yazıyoruz ama iki farklı querynin e, birleşimini alacaksak union kullanıyoruz ve burada aslında biraz da access tarafından kısıtlanmış durumdayız neden intersection ve minus yok E ne var o zaman union var hani bir tek union var aslında e, bu açıdan baktığınız zaman set operation olarak minus yok. Intersection yok. And or not in ile de bunları nerede yapıyoruz? Bunları verden sonra verin satırına yazarak yapıyoruz. Hani burada and demiş ama and işlemini biz gidip de burada union yerine yazamayız. Az önce or yazarak da bir hata yaptık. Neyse görmüş olduk hani. Or yazdığımız durumda nasıl bir sıkıntı vardı? Nasıl bir hata vermişti? Tekrar görecek olursak onu SQL görünümüne gelip burada hadi and yazalım. Mesela bu sefer çalıştırmaya çalıştığımızda Şimdi ver'den sonra o sınıf id eşittir bir and aynı ver satırı için bir tane daha ifade bekliyor. Yeni bir select from ver beklemediği için yani burada bir syntax hatası alıyoruz. Mesela şeyi de olmayan bir şey deneyelim. Intersection'ı mesela nasıl bir hata aldığımızı görmek için intersection yapmaya çalıştığımızda da yine bir syntax hatası alıyoruz. Çünkü intersection doğru yazdıklarını doğru yazdık. Intersection keyword'ünü bir keyword olarak tanımıyor. Access 2010 yeni versiyonlarda daha farklı olabilir. Şimdi buradaki e, yukarıdakinden bahsettik. Group by'larda attribute list 2'nin e, şöyle öbür taraftan söyleyecek olursak attribute list 1'in 2'nin alt kümesi olması gerekiyor dedik. Aynı zamanda having de içeriyorsa single value per grup demiş. Her grup için bir tane tek değere sahip olacak bir değer olması lazım. O yüzden de aslında şöyle bir şey daha var demiş. List 3. List 3'ü yukarıda yazmış. Ee, having dedikten sonra Having'den sonra bir tane function kullanıyoruz. Group qualifier demiş. Mesela count gibi bir şeyler kullanıyoruz. Count gibi şeylerden veya min max gibi şeylerden sonra da bir tane sütun yazdığımız için Buna da attribute list, list 3 demiş. 3'ün de 2'nin yine bir alt kümesi olması gerekiyor demiş. Yani grupladığımız şeylere göre buradan having ile ilgili cümleler kurabiliriz demiş. Gruplamadığımız şeylere göre bunu yapamayız demiş. Yani bu ne anlama geliyor? Ee, şunu yapamayız mesela. Şu örneğe tekrar denilecek olursak. Having count yıldız demiş mesela ama şöyle bir şey demiş olsaydık. Maximum. Mesela burada çok maksimumla ilgili de bir şey yok ama maksimum day olsaydı maksimum day having'den sonra yazamazdık. Çünkü grup bayın bir alt kümesi olmadığından maksimum employee no yazardık anca onun da bir anlamı olmazdı. En yüksek id'ye sahip olan şeyi bulmuş olurduk çalışanı. Şimdi aggregate functionlarla ilgili de bazı notlar var. Bazıları alfanumerik ve sayılara uygulanabiliyor. Maxmin gibi mesela string'e uyguladık maxmini. En baştakini en sondakini buluyor ama bazıları sadece sayıya uygulanabiliyor. Sayıya uygulananlar da mesela işte e, standart deviation vesaire sum gibi değerler. Yani isimlerin toplamını bulamıyoruz yani. Onun dışında ne demiş mesela? Bakacak olursak the result of aggregate function the roots can be converted to just a value demiş. Yani fonksiyonun sonucu tek bir değer oluyor demiş. Tek bir değer döndüğü için fonksiyonun sonucu aslında şu tarz şeyler yazabiliriz demiş. Age'in bir tane select ve function sonucuna eşit olduğu değerleri alabiliriz demiş. Bazı query'lerin ver ifadesinden sonra biz bu aggregate function dediğimiz count min max gibi ifadelerin sonuçlarını kullanabiliriz demiş. Öyle bir kullanım yapalım ıı, isterseniz. Şimdi nasıl bir şey demek istemişler bize? Tamam, öğrenci adıyla soyadını alıyorum. Hatta bir tane de bursu alalım mesela öğrenci bursunu alalım. Öğrenciler tablosundan alıyorum. Neye göre alıyorum? Diyelim ki öğrenci bursuna göre alıyorum ama buradaki şartım şu olsun. Ortalama öğrenci bursundan fazla burs alan öğrencileri görmek istiyorum. Bu durumda belki hani şey e, ilk e, hissiyat şöyle bir şey olabilir. Buraya maksimum yazarım, öğrenci bursu yazarım, gelir gibi düşünebiliriz ama bu yanlış bir kullanım. Fakat nasıl bir hata aldığımızı görmek amacıyla deneyelim. Round dedik. Cannot have aggregate function in where clause demiş. Verin yani yanına ...aggregate function yazamazsın demiş. E, PDF'de o zaman yalan mı söylüyorlar? PDF'de aslında e, doğrudan o tarafa bir aggregate function değil de... ...o tarafa sonucu bir aggregate function olan query yerleştiriyoruz. Şöyle düşünelim. Tamam, bir şeyden büyük olacak. Neyden büyük olacak henüz yazmadım ama şu parantezin içerisine yazacağım bunu. Select. Select'den sonra function'ı yazabiliyorduk. İşte average neyin average'i? Öğrenci burslarının average'i. Peki bunu hangi tablodan buluyorum? Bu arada tablamamız şart değil ama daha okunaklı olsun diye öyle yapıyorum. Hangi tablodan alacağım bunu? Öğrenci tablosundan alacağım. Başka bir şey gerek var mı? Yok. Hani doğrudan öğrenci bursları. Ama buraya da bir ver ekleyip hani şu şartı sağlayan şu öğrencilerin burslarının average'ini bul gibi bir şey de diyebilirdim. Bunu bu tarafa aldığım ve round dediğim zaman. Şimdi ortalamamız Ortalamayı bize doğrudan göstermedi. O arada bir tane expression'ın sonucu olan sayısal değerdi. O sayısal değeri kullanarak ver ifademizden sonra belli bir kıstasa göre öğrencileri elemiş oldu. Şöyle bir şey yapabilirdik mesela sadece şu içeride yazdığımız şeyi bir query olarak alalım. Query design SQL view'a geldim. Bunu sildim sonra noktalı virgül de ekledim şart olmasa da. Ortalama bursumuz buymuş mesela, ortalama ortalama verilen bursu bulduk. 30'dan büyük olanları gösteriyor demek ki bize buraya yazmış olduğumuz query. Kontrol ettiğimiz zaman da 30'dan büyük olanlar, evet 50 ve 70 alanlar var. Burada mesela daha garip şeyler yapmak adına şöyle şeyler de olabilir. Oraya bir içeriye ufak bir query yazdım, ama bana döndüğü şey sayısal bir değer. Şunu da diyebilirdim o zaman mesela tam ortalamayı buluyoruz. Ortalamadan 15 eksik olanları bulalım dersek mesela nasıl olacak bakalım. E, Query'ime geri dönüyorum. Query bir azı SQL View'a geldim. Sildik yapıştırdık run dediğimiz zaman. Ortalamanın 15 altındaki bursdan fazla burs alan öğrencileri görüyoruz. Bu durumda hani 15'ten büyük burs alanları görüyoruz. Dahası daha da şeyler yapabiliriz. Şöyle şeyler olabilir mesela. Hmm. Burada başka bir tane ufak fonksiyon yazabiliriz. Şey, aa, ne fonksiyon? Ufak query yazmamız olası mesela. Yani şundan bunu çıkartıyoruz falan gibi. Hani şu an bizim sahip olduklarımızla ilgili çok anlamlı olacak bir şey yok ama şöyle yaptığımızı düşünelim. Şimdi bunlar her her biri aynı satırda da olabilir ama daha okunaklı olsun diye böyle yapıyorum. Şöyle query'imiz. Ortalama bursu dönüyor. Şuradaki query'imiz minimum bursu dönüyor. Ortalama eksi minimumdan büyük bursa sahip olan öğrencileri bulmak için bu şekilde bir query yapmamız olasıydı. Şimdi mesela yine 50-70 döndü. Neden? Minimuma bakacak olursak minimum... Öğrenci bursumuz 10'du. 30 eksi 10 oldu, 20. 20 alanlar buraya dahil edilmedi çünkü eşitlik şartını eklememiştik. Eşitlik şartını eklesek bile yine muhtemelen çıkmayacaklar çünkü query'mizin sonucu hatırlayacak olursak hani ortalamaya bulduğumuz zaman 30. nokta bir şeylerdi. O yüzden hala minimumu çıkartıyor olsak dahi yeterli. Olmuyor yani şey 20.3333 gibi bir değer oluyor buradaki işlemin sonucu. ha bu Tabi bunların yanına ekstra şeyler de eklememiz her zaman için olası bu öğrencilerin mesela tamam Böyle karışık bir şey yaptık Çok da karışık olmasın şu kısmı sileyim zaten o sonuçlarımızı değiştirmedi ama Average'dan fazla burs alan öğrenciler Bunların Gittikleri sınıfların adlarını öğrenmek istiyoruz diye düşünelim Öğrenci adı soyadı bursunu gösteriyoruz Aynı zamanda From'un yanına başka bir tane daha Tablo ekleyeceğim Sınıf tablosunu ekleyeceğim Hatırlayacak olursak Relation'ımızda sınıfı SID ve O sınıf ID eşitliği üzerinden Bağlıyorduk bu Relation'da Öbür tarafa geçmek için bu durumda Verden sonra tamam bu şartı sağlayanlar and diyeceğim aynı zamanda ee, sadece bunu yaparsak çünkü kartezyen çarpım olacak hatta onu görelim hani ee, şey yapıyoruz sınıf adını da görmek istiyorum diyelim s adı diyelim öyle miydi kontrol ettikten sonra sınıf adına s adı demiştik şimdi ne yapıyoruz öğrenci ve sınıf tablolarını alıyoruz. SQL olarak yazıp da ee, birden fazla tabloda dahil ettiğimizde kartezyen çarpımı oluyordu bu durumda hani cross product'ını göreceğiz bunların. Fueri yapıştırıp e, çalıştıralım. Bu durumda hani Ali ve Beril. Tamam Ali ve Beril ortalama burs'tan fazla burs alan öğrenciler ama sağ tarafta onların sınıfını değil de bütün sınıfla onların cross product'ını görüyorum. Bu öğrencilerin gittiği sınıfı bulmak istiyorum ben aslında. Bu öğrenciler hem 1A hem 2A hem 2B'ye giden öğrenciler değil. Bu durumda hani e, aynı zamanda şöyle bir şartım var demiş oluyoruz. AND dedik bu öğrencilerden öğrenci sınıf ID'sinin sınıf ID'sine eşit olmasını istiyorum. Hani sağda sınıflarla beraber de gösteriyoruz. Evet, her bir sınıfla aynı satırda gösteriyoruz ama göstermemiz için o öğrencinin sınıf ID'sinin sağ taraftaki sınıf ID'ye eşit olması gerekecek. Böyle yaptığımız zaman bir join işlemi yapmış oluyoruz hatırlayacak olursak bu durumda. Bursu 30'dan daha doğrusu ortalamadan fazla olan öğrencilerin gitmiş oldukları sınıf adlarını yan tarafta görüyorum. Onun dışında tabi bununla beraber çok daha karmaşık şeyler, iç içe bir sürü şeyleri birleştirmemiz vesaire olası. Mesela oradan sınıf ID'lerine ulaşıp bu sınıfların başkanlarını bulmak isteyebilirdik. Hani. Tamam bu öğrenciler bu sınıflara gidiyor ama bu sınıfların, bu gidilen sınıfların başkanları kim? Ee, yine kendileri mi acaba onu bir kontrol edelim. 2A'nın başkanı kim mesela ona bakalım. Sınıflara bakıyorum. 2A'nın başkanı 2 numara veliymiş mesela. Tamam o zaman bu kuyruğu yapmak anlamlı olabilir. Sonuçları daha rahat görmek açısından. Öğrenci adı, öğrenci soyadı. Bunları görmek istiyorum. Tamam o öğrencinin bursunu da göreyim. Ya da görmeyeyim. Önemli değil o öğrencinin bursu. Şöyle bir öğrencinin adını ve soyadını bulmak istiyorum. Nasıl bir öğrenci? Şimdi burs miktarı bundan fazla olacak. Belli bir sınıfa gidiyor olacak. Hmm, ama burada ekstra bir şey ortaya çıktı. Aslında iki tane join yapmam gerekiyor bu durumda. Yani şöyle düşünmüş olduk. Şimdi öğrenciler Öğrenci O1 var öğrenci O2 var bir de sınıf var. Neyi select ediyorum ben? Select ettiğim şey O1'in adı ve O1'in soyadı olsun. O1'deki öğrenciler sınıf başkanları diye düşünelim. O2'deki öğrenciler üzerinden öncelikle ben burs miktarları ortalamanın üzerinde olanları bulmak istiyorum. Yani burada şöyle diyeceğim. O2 tablosundan burs miktarı neyden fazla olacak? Yine o2 tablosundaki bütün burs miktarlarının average'inden fazla olacak. Öğrenci tablosundan alıyorum bu verileri. And dedim. Aynı zamanda bu öğrenciler, O2'nin içerisindeki bu öğrenciler aynı zamanda zaten sınıf tablosu bir defa geçtiği için ona bir isim vermemiştik. Bu attribute de o yüzden tekrar etmiyor. O öğrencilerin gittiği sınıfları SID dediğim şeyde sahibim. Şimdi 3 tablo aldığım için hani 3'ünü birden kartezyen çarpımı yapıyordum. Şu satırda O2 tarafından ortalamanın içinde burs alanları aldım. Aynı zamanda bu kartezyen product'ın sonuçlarından O2 tarafından sınıf ID'lerini SID ile eşleştirdim. Burada hani belli bir sınıfa giden öğrencileri bulduk. Ardından da şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bunlara ek olarak... Değil mi? Evet. Bunları ek olarak. Çünkü hani şunu bir çalıştıralım. Bunun sonucunda şöyle bir şey olacak. Hani tamam O2 tarafından ve sınıf tarafından çeşitli kıstaslar koyduk ama bunların her biri O1'deki girdilerin her biriyle eşleşiyor olacak. Yani şurada çalıştırıp görmek daha mantıklı belki. Bunu çalıştırdığımız takdirde bir sürü şey görüyoruz. Neden bir sürü şey görüyoruz? Çünkü işte Ali, 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 Ali. Ali muhtemelen 8 defa geçiyor. Çünkü Ali bu table'da, öğrenci table'ında her bir diğer öğrenciyle eşleşiyor. Ben burada O1 tarafından ad ve soyadları yazıyordum. Şimdi O1 tarafından bir tane daha şartım olacak. End dedim. Şöyle bir şartım olsun dedim. O1'deki öğrencinin öğrenci ID'si sınıf tarafından bu sınıfın ay şeysine başkan id'sine ne demiştik onu kontrol edelim. S başkan id'sine eşit olacak. Şimdi bir çalıştıralım. Ondan sonra üzerinden tekrar geçelim. Şimdi bu durumda ne yapmış olduk? Şöyle daha rahat görmek adına isterseniz. Select kısmına şimdilik yıldız yazayım. Bu tarafa geldik. SQL. Yapıştırdık. Run dedik. Şimdi elimizde neler var? Tamam. Ali'yi, Beril'i ve Selen'i görüyoruz. Sağ tarafa baktığımız zaman bunlar zaten öğrenci eşleşmesine sahip olan veriler olarak gözüküyor. Yani şurada baktığımız zaman ne yapmıştık? O2'den bursu o2'lerin bursu, O2 tarafından baktığımız zaman O2'lerin bursu ortalamadan yüksek mi? Burada Selenler'den geldi ya bir bakalım. Hmm. O2 tarafından baktığımız zaman bursu o değerden büyük gözükmüyor aslında. Ortalamanın 30 gibi bir şey olması gerekiyordu. Selini neden dahil ettik gibi bir soru mevcut. Bir yerde yanlış ID'leri eşleştirmiş olabiliriz. İsterseniz şöyle gidelim. Ee, şunu kestim diyelim. Şu kadarını kesmem işe yaramadı. Gerçi bunu kopyaladığım için. Şu kadarıyla bir başlayalım. Hani Select yıldız dediğimiz durumda. Elimize ne geçiyor? Burada elimize geçtiğini düşündüğümüz şey şuydu. o iki tarafından burs miktarı. Şurada eşitlik de var gerçi ama yok. Eşitlik e, işimizi değiştirmiyordu. o iki tarafından bursları Average'in üzerinde olan öğrencileri bulmaya çalışıyoruz. O iki tarafından baktığımız zaman bursun average'in üzerinde olanları görmem gerekiyor. O bir tarafına bakıyorum pardon pardon. O iki tarafından baktığım zaman bursun her birini görüyorum. Her birini görmemin sebebi şu mu? Kontrol edelim. O iki tarafından alırken Yeni bir öğrenci tablosu getiriyor olmamızdan dolayı mı acaba öyle bir şey yaşanıyor? From'un yanına şurada O2 yazabilir miyiz? Bir deneyelim. SQL görünümüne geçtik. E, yapıştırdık. Ha, böyle bir şey izin vermiyor tabi. Burada yeniden biz o zaman hani table'ın adını yazıyoruz zaten from'dan sonra. Tamam. Ama neden istediğimiz gibi çalışmadı onu bir bulmaya çalışalım isterseniz öncelikle yani o biri dahil etmediğimiz durumda şu haliyle tekrar deneyecek olursak bu haliyle de öğrenci bursunun her bir değerini görüyorum. Hmm, burada şöyle bir şey mi oluyor acaba cross producttan sonra bir average mi alıyor? Mesela sınıfı dahil etmediğimiz durumda şu durumda <laughs> en basitine indirgedik. Şu durumda yaptığımızda bize dönen değerler tamam. Mı? Yok değil. Niye değil ya bir dakika. Dur bir yerde hata yaparız o zaman. Average. o iki burs from öğrenci dedik. Average'in üzerinde burs alanlar. Ben neden burada 10 gibi bir değer görüyorum? Güzel soru. Şimdi eleye eleye bir yandan tekrar bulmaya çalışalım şu isimleri verdiğimizde mi değişti her şey diye. Ha dur dur. Tamam tamam hatayı fark ettim. Şöyle bir şey yapıyoruz. Hani O2 dedik tamam iyi güzel. Ama buradaki baktığımız burs yeni bir öğrenci table'ından geldiği için buna O2'den geliyor demememiz gerekiyordu. Öyle bir ufak sıkıntımız olmuş. Hani burada ufak yazdığımız query'de ne yapıyoruz? Öğrenci tablosundan yeni bir e, kopya alıp o kopya üzerinde çalışıyoruz aslında Buraya O2 yazarsak aynı zamanda şununla Diğer dışarıdaki tablo ile birleştirmiş oluyoruz onunla ilgili bir sıkıntı çıkıyor Tamam şimdi e, Hatamızı bulduktan sonra Buraya gidecek olursak Şu an doğru bursları görüyorum Ve buraya geri döndüğümde Az önceki resme geri dönecek olursak işte öğrenci O1'in öğrenci O2'nin ve aynı zamanda Sınıfın sınıf tablosunun yer aldığı bir durumda SQL ve geçecek olursak yeniden. Şimdi burada baktığım zaman o iki bursları her zaman için Average'den büyük. Öyle bir şeyi görüyoruz. Tamam. Diğer demin eklediklerimizi de ekleyelim. Başka ne istiyorum? Şimdi End dedim. o iki tarafından bu öğrencinin gittiği sınıf. Öğrenci sınıf ID'si bu öğrencinin gittiği sınıf sınıf table'ından sınıf pardon s alt çizgi ID'ye eşit olmalı demiştik. Query'e geri dönüyorum. Bunu çalıştırdığımız zaman sonuçlara bakıyorum. Şöyle bir şartım var. O iki tarafından burs average'dan yüksek. Aynı zamanda da bu girdilerden SID dediğimiz şey bu öğrencinin gittiği sınıf bilgisini taşıyan O2 tarafında O2 öğrenci sınıf idsine eşit yani bu sütunla Şu sütunun Eşleştiği Satırları görüyorum yalnızca yani select işlemi ona göre de yaptım Baktığımız zaman bu iki sütun eşleşiyor Şimdi bunun üzerine bir şart daha eklemek istiyordum ben End dedik Şimdi tamam O2 tarafında Olan şeyler aslında O2 tarafındaki Verileri şu sütuna ulaşmak için ihtiyacımız vardı. Sınıf ID'lerini bulduk. Şimdi bu sınıfın, bu sınıfların başkanlarını bulmak istiyorum. O1 tarafından da bakacak olursak O1 tarafından aslında öğrenci numaralarımız var. Bütün öğrencilerimiz O1 tarafında O ID ile bulunuyorlar. Tamam burada aynı zamanda sınıf başkan ID'lerine de indirgemiş oldum. Her sınıfın başkanıyla her bir öğrencinin eşleştiğini görüyorum. O zaman S başkan ID'nin O1 tarafından O ID'ye eşleşmesi gerekiyor. O1 tarafından O ID dediğim attribute sınıf tarafından S başkan ID dediğimiz sütunla eşleşmeli. Tekrar bakalım S başkan ID şeklinde evet. SQL View dedik. Bunu yapıştırdık. Çalıştırdığımız zaman buradaki satırlar şu anlama geliyor. Average'in üstünde burs alan öğrencilerin gittikleri sınıfların başkanları. E hani burada bu kadar O1'den O2'den sınıftan bir sürü veri görmeye gerek yok. Burada görmek istediğimiz veriler O1 tarafından öğrencinin adı ve aynı zamanda yine O1 tarafından. O1 tarafından olması önemli. Öğrencinin soyadı. O1 tarafından olması önemli. Çünkü O2 tarafındaki isimlere baktığımız zaman. E, gerçi yine eşleşiyorlar. Tamam hani o kadar sıkıntı değil o zaman. Tamam tamam. Ama O1 tarafından. Hani başka durumlarda. Farklı şeyler olabilir. Biz hani düşünürken burada. En son başkan ID'si eşleşmesini O1 tarafından yaptığımız için. Yani bu şekilde yazmamız daha doğru olacaktır. Tekrar query'mizi e, yapıştırdık bu sefer ne görüyoruz? E, bursu average'in üstünde olan öğrencilerin gittiği sınıfların başkanları. Hani artık bu başkanları çağırıp, bakın sizin sınıfa gidenlere çok burs veriyoruz. E, ona göre davranın dememizi olası kılıyor. Şurada hemen hızlıca bakalım. E, Distincti count harici aggregate function'larla kullanabilirmişiz. Using distinct in e, min ve max için tek bir e, sonuç döndüğünden dolayı yani distinct orada kullanmak çok da e, akıllıca veya hani çok da e, şey önemli bir şey değil. Hani çok anlamı yok demiş. Anlamı yok demiş hatta. E, average gibi bir şey şeyde duplicate'ları e, tutmak bazen gerekebilir diye hatırlatma yapmış aggregate function'ları arka arkaya dizemezsiniz. Yani average'in sum'ı gibi bir şey e, demeniz mümkün değil demiş. Zaten sum dediğimiz şeyde tek bir sayı dönüyor. Tek bir sayının da average'i e, yine kendisi olacaktır. Count yıldız dediğimiz zaman null olan verileri de e, sayar demiş. Diğer bütün durumlarda null olan durumlar göz ardı edilir demiş. Yani e, minimum'da, maksimum'da veya average'de null olan verileri hesaba katmadan yapıyor demiş. Burada da şöyle bir şey demiş. Selectin içerisinde aggregate bir operasyon varsa sadece aggregate operasyonlar, fonksiyonlar olmalı demiş. Yani şöyle bir şey yapamazsınız demiş. Select name ve maximum age from employee demek doğru bir yazım değil. Yanlış bir yazım. Syntax hatası demiş. Neden? Çünkü maximum age bir tane bir veri. Ama select name dediğimiz zaman birden fazla satır göstermeye çalışıyoruz gibi bir durum söz konusu. SQL'de bunu yapamadığımızı söylemiş. Ama şunu yapabilirsiniz demiş. Sadece count için. Pardon pardon. Gerçi hani yine sadece count için gibi bir şey group by kullanılıyorsa aggregate functionlardan bazıları yine kullanılabilir demiş hani group by eklediğimiz takdirde select ettiğimiz şey employee no artı bu grupların count'u da olabilir demiş her bir grubun kaç üyesi var onu e, dahil edebilirsiniz demiş. Böyle bir şey deneyelim isterseniz öncelikle. E, olmayanı deneyip olmadığını görelim. Mesela select ne gibi bir şey düşündük diyelim. Öğrenci adı ve maksimum. Yine fonksiyonları da işte gelenek olarak büyük harfle yazıyoruz. Ardından parantez geliyor. Öğrenci burslarının maksimumunu yazmaya çalışıyoruz diyelim. Hangi tablodan? Ö öğrenci tablosundan aldığımız verilerle. Nasıl bir hata alıyoruz onu görelim. Burada yazdığımız uzunca SQL'i sildik. Run dedik. You try to execute a query that does not include the specified expression o adı as a part of an aggregate function demiş. Yani şimdi bir aggregate function kullanıyorsun ama bu öğrenci adı bunun bir parçası değil. O yüzden böyle bir şey gösteremiyorum demiş. Ha bu şu anlamama geliyor. Select o burs demiş olsaydık mesela çalışacak mıydı? Yine aslında çalışmayacaktı. Yani bu selectten sonra aggregate bir function varsa ee, ...o şekilde yanına ekleyemiyoruz. Peki ne zaman ekleyebiliyorduk? İçinde group by varsa... ...ve group by olduğu takdirde de buradaki örneği mesela... ...select a no count from duty allocation group by a no. Hani bir şeye göre gruplarken... ...burada yer alabilir demiş. Deneyelim bakalım. Neye göre grupladım? Bizde gruplayabileceğimiz işte... ...öğrenci kulüp id'si var. No mu demiştik? bir Tekrar ona bakalım. Öğrenci kulüp ID dedik tamam. Öğrenci kulüp ID'leri ve maksimum bursları gösteriyoruz öğrenci tablosundan alıyoruz ve group by kullandık diyelim. Gruplamamız gereken şey de tabii hani select ettiğimiz için e, yine bu olmalı. Bu tarafa geldik. Deniyoruz bu durumda bir sonuç aldık. Ama tam olarak ne bu bakacak olursak sol tarafta kulüpleri grup halinde görüyoruz. Sağ tarafta ise bu kulübe giden öğrencilerin aralarından maksimum bursa sahip olanlar. Burada şöyle bir şey de olabilirdi. Sam diyebilirdik mesela. O kulüplere gidenlerin toplam burslarını gösteriyor olabilirdik. Çalıştırdığımız takdirde mesela kulüp 1'e gidenlerin burs toplamları 130'muş. Biz burada hani birden fazla query'yi arka arkaya dizerek de bir şeyler yapabilirdik belki bu kulübe giden öğrencileri bulurduk. Ardından e, onlar için belli bir burs sütununun toplamını bulurduk. Ama bu tarz ufak e, tefek şeylerde yapabiliyoruz e, işimizi kolaylaştıracak şeyler kullanabiliyoruz. Burada hani önceden gördüklerimizin biraz dışına çıkan ne var? Select'in ardına yazdıklarımız grup bayın alt kümesi gibi gözükmüyor. Ama burada baktığımız zaman fazlası e, hani yani alt kümesi tamam o kulüp o kulüp ID bunun alt kümesi çünkü ikisi aynı ama ekstradan eklediğimiz şey bir aggregate function aggregate function hani sum average gibi bir şey bir fonksiyon bir fonksiyon eklediğimiz takdirde hani e, bu kuralları hala çiğnememiş oluyoruz onda bir sıkıntı olmuyor ondan bahsediyor. Set operasyonlarında Default olarak varsayılan olarak kıtlar çıkartılır diyor. kıtları da dahil etmek istiyorsak union dedikten sonra union all dememiz gerekiyor demiş. Yani şöyle bir şey yapmış olsaydık hani şu kadar paradan, şu kadar maaştan fazla alan işçilerin gittiği root şöyle yapalım belli bir Average maaşın diyelim. Average maaştan fazla ödenek alan işçilerin doğum yerleri bir tarafta. Bir de mesela minimum maaşı alan işçilerin e, doğum yerlerini aldık diyelim. İkisini birleştirirken eğer sadece Union dersek ilçe adları bir defa geçecek. Ama Union All dersek her bir çalışan için birden fazla tekrar ettiğini göreceğiz. Hmm dedikten sonra bir de e, delete, update ve insert için ve hatta create table e, için query'ler yazabiliyoruz. Onları bir sonraki bölüme bırakalım isterseniz görüşmek üzere.